Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlere yine 5 tane işe yarar ücretsiz uygulama tanıtacağım. Bu uygulamaları kullanabilmek için yaparmanızda da kullanabilirsiniz ama şöyle bir kaleminiz olsa daha uygun olur. Bu kalem 5 liralık eşantiyon kalemlerden. Benimki böyle çok iyi bir şey değil. Bunu buldum bir yerden. Hani denemek için şimdilik kullanacağım ama daha pahalı, daha güzel kalemler de var. Wacom firmasını çıkarmış olduğu bir kalem var 60-70 lira civarında. Onu kullandım ben, denedim. Bundan çok farkı var mı derseniz açıkçası çok fazla farkı yok. Hani o da daha çok not tutmak için çizim yapmak için değil ama yine Wacom'un çıkarmış olduğu bir kalem var tabletlerinizde kullanabileceğiniz onun fiyatı biraz pahalı 250-300 lira civarında olması lazım tam hatırlamıyorum. Onda hassasiyeti de algılıyor arkadaşlar mesela şu elinizi koyduğunuz zaman bu, bu kalemi oynatırsanız şu altta koyduğunuz eli algılamıyor gibi özellikleri var bu tarz hani ucuz kalemlerde öyle bir şey yok buraya koyduğunuz zaman. Direkt sapıtır çizemezsiniz. Bu ucuz olanlar daha çok not tutmak için o dediğim bahsettiğim kalemde çizim yapmak isteyen arkadaşlar için ama biz yine de bununla bir deneme yapalım. İlk uygulamamız Sketch uygulaması yani Eskizler isimli uygulama. Bu sadece Apple platformunda var. Açalım uygulamayı. Sketch öylesinin aksesuarlara bağlanmasına izin vermek için Bluetooth'u açın diyor. Bu az önce bahsettiğim kalemden bahsediyor. O kalem de Bluetooth'tan alıyor olayı. Bizim Bluetooth alakalı bir şeyimiz olmadığı için gerek yok Bluetooth açmaya. İlk başta açtığımızda böyle bir eskiz defteri tadında bir şeyler geliyor. Buradan yeni ekle deyip böyle farklı şekiller ekleyebiliyoruz. Biz şundan düz boş beyaz bir sayfa açalım. Gördüğünüz gibi geliyor buradan. Tekrar dokunduğumuz zaman boş sayfa açılıyor. Nasıl kullanıldığını anlatıyor. Şöyle parmağınızı bir fotoğraf küçültür gibi küçültürseniz kaydediyormuş. Şu iki parmağınızla geriye doğru kaydırdığınız zaman da bir önceki hareketi alıyor. Göstereyim onu şu şekilde. Mesela şöyle bir şeyler yaptınız iki parmakta şu şekilde kaydırdığınız zaman geriye aldı. İki parmağınızı ileriye doğru kaydırırsanız da redo yani ileriye alıyor yaptığınız hareketi. Yani geriye aldığınız hareketi tekrar yapıyor. Şöyle küçülttüğümüz zaman save ediyor gördüğünüz gibi. Yukarı kaydırırsak paylaşıyor. Aşağı kaydırırsak da siliyor veya başka bir dosyaya atmamızı sağlıyor. Bu sketch uygulaması biraz daha yüzeysel. Birazdan anlatacağım çizim uygulamasına göre. Hani şöyle renkler alt tarafta çıkıyor. Buradan dilersek renk ekleyebiliyoruz. İşte silgisi var burada. Burada ne şekilde çizmek istiyorsak ona göre pattern veriyor. Yani doku ekliyor. Burada da kalem çeşitlerimiz var. işte fırça, pastel boya, keçeli boya vesaire gibi seçeneklerimiz var. Diğer uygulamamıza geçelim. Diğer çizim uygulamamızın adı Sketchbook X. Bu biraz daha profesyonel sketchse göre. Zaten Autodesk firması yapıyor. Bu firma neleri yaptı derseniz daha önce. Bu herkesin kullandığı işte AutoCAD, Maya, 3D Max uygulamalarını, programlarını yapan firma. Mobil için de böyle bir çizim uygulaması çıkarmışlar. Açalım uygulamayı. Gördüğünüz gibi Autodesk geliyor. Böyle karalamıştım bir şeyler. Bunu sileyim. Don't save diyoruz. Buradan yeni bir şeyler açtık. Artıya ye basınca yeni bir sayfa açılıyor. Üst tarafta bilgi kısmı var işte buradan her neyin neye yaradığını görmek için kullanabilirsiniz. Burada bastığımız zaman yine bir önceki uygulamadaki gibi kalem seçenekleri çıkıyor. Buradan istediğiniz kalemi seçip şu radius yani büyüklüğünü, küçüklüğünü arttırabiliyorsunuz ya da opaklığını hani şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Şöyle seçip dışarıya bir yere tıkladığımız zaman çizime başlayabiliyoruz. Dilersek buradan da rengimizi ayarlayabiliyoruz. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bu kısım Sketch uygulamasına göre daha güzel olmuş. Hani buradan istediğiniz rengi çok kolay bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Burada mesela şuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi direkt bir kare çiziyor. Eğer buradan çıkmak istiyorsak şu kalemi seçip yine devam edebiliyoruz. Sıfırlayalım bunu. Şurada bir seçenek var. Ayna seçeneği. Yani bu tarafta çizdiğimiz şeyin aynısını bu tarafta da çıkartıyor. Geriye alalım. Buradan işte geriye alıyoruz yine ya da ileriye alabiliyoruz. Şurada seçenekler var. Text ekleyebiliyoruz ya da transform. Hani sağa sola oynatma çizdiğimiz şeyi. Bu uygulamanın en güzel tarafı layer ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Hani 3-5 layer üst üste çalışabiliyoruz. Mesela bir adam çizdik hani gözünü ayrı bir katmana yaparsak eğer o göz kötü olduysa sonunda sadece o gözü silerek kurtar kurtarabiliyoruz resmi. Şöyle bir şeyler karalayalım. Şöyle gözden bahsettik. Bir tane şöyle göz çizeyim. Şu elimi şuraya koyamıyorum çünkü o zaman zoom in zoom out yapıyor uygulama. Ha bu arada yeri gelmişken şu alttaki noktayı da göstereyim. Bu alttaki noktadan fırçanın seçeneklerini ayarlayabiliyoruz. Şöyle opasitesini arttırıp azaltabiliyoruz ya da sağa sola yapınca da boyutunu büyütüp küçültebiliyoruz. Şöyle bir tane göz çizelim. Evet arkadaşlar şimdilik şöyle sallamasyon bir şeyler çizdim. Hani siz de kurcalarsınız. Bir şeyler çıkartabilirsiniz eminim. Bu uygulamayı da geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü uygulamamız 1 2 3 de 1 2 3D işte ne derseniz Sculpt. Bu bir 3D uygulaması arkadaşlar. Bunda üç boyutlu modelleme yapabiliyorsunuz. Yine bir önceki Sketchbook X programını çıkartan Autodesk'in çıkardığı bir şey. Zaten bu adamlar 3D olayını çok iyi biliyorlar. İlk başta size neler yapabileceğinizi anlatan bir tutorial geliyor zaten. Hani biz onu geçtik. Şöyle hazır modeller var. Dilerseniz bunlar üzerinden bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da burada bu geometri dedikleri işte küpler, işte daireler, elipsler vesaire şeyler var. Burada da objeler var işte. Mesela Moset işte geyik kafası, ayakkabı vesaire gibi şeyler var. Bunlardan da isterseniz alıp değişiklik yapabilirsiniz. Ya da geometriden mesela bir kafa yapacaksınız. Direkt şu sfer alıp direkt daire bunun üzerinden girebilirsiniz. Biz şöyle creatures diyor burada ama insan kafası var. Herhalde bunların genel adı creatures oluyor olabilir emin değilim. Neyse bunu seçelim. Aslında normal 3D programlarından çok fazla bir farkı yok. Sadece çok çok detaylı değil. Ama gördüğünüz gibi hani bu tamamen bu uygulamada modellenmiş bir şey. Dilerseniz siz de böyle temiz temiz 3 boyutlu çalışmalarınızı iPad'inizden yapabilirsiniz. Bu uygulama da sadece iPad'de var arkadaşlar. Şöyle etrafında dolaşabiliyorsunuz. Eğer iki parmakla tutup çevirirseniz şöyle döndürebiliyorsunuz ya da zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Şöyle çevirelim biz. Şu yanda tool'lar var arkadaşlar. Bunları hani tek tek anlatmayalım çok uzun olur. Tek tek siz indirince deneyebilirsiniz. Ama şöyle genel olarak bahsetmek gerekirse şu gördüğünüz gibi şişkinlik veriyor. İşte bu daha büyük bir şişkinlik veriyor. Şu içine geriye gönderiyor çıkarttığı şeyi. Şöyle yandan bakalım. Bu düzleştirmeyi yarıyor. Şöyle dışarıya çıkardığımız zaman poligon dediğimiz muhabbetler coşuyor. Şöyle biraz cıvıtalım. Gördüğünüz gibi burası saçmalamaya başladı. Bir bug varmış gibi oluyor. Şunu seçtiğiniz zaman burasının böyle poligonlarını arttırıp daha da düzgünleştiriyor. İşte burada daha ince olarak böyle hani bu şeye yarayabilir. Kumaş kıvrımları vesaire yapmayı yarayabilir. O amaçla kullanılır. Alt tarafta bu arada göstereyim. İsterseniz boyutunu büyütebiliyorsunuz seçtiğiniz brush'ın Buradan da gücünü arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak burası yine bozuldu mesela şunu seçip burayı düzeltebiliyorsunuz. Hani istediğiniz gibi modelleme yapabilirsiniz. Hani çok detaylı değil en başta anlattığım gibi ama bunun bir tablette kullanılabilmesi böyle bir şeyin hani bir 5-6 sene önce hayal edilebilir bir şey değildi. Şu an gayet rahat bir şekilde eğlencelik bir hale gelmiş. İşte burada böyle geriye içine tepme şeyleri var. Böyle düzleğe düzleğe bir şeyler ekliyor üzerine. Aynı heykel yapar gibi. Bence aşırı eğlenceli olmuş. İşte bu uygulama için güzel bir kalem alınabilir bence. Hani ben de 3 boyutlu modelleme konusunda çok hakim değilim, hatta hiç hakim değilim ama şu bilmeyen halinle bile gayet eğlenebiliyorsam siz de eğlenebilirsiniz. Dediğim gibi çok ayrı bir dünya, 3 boyut dünyası. Siz indirip denersiniz arkadaşlar, gayet eğlenceli bence. Şunu da göstereyim en son. Şu alt taraftan boyayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi şu en başta bozukmuş gibi geliyor ama boyamayı bıraktığınız zaman düzeliyor. Neyse biz diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamızın adı Notebook Plus. Bu da sadece Apple'da var. Ücretsiz bir uygulama. Bu not tutmanıza yarıyor arkadaşlar. Hani çok basit anlatımıyla. Şuraya tıklayalım. Burada en başta işte ne, neler kullanabileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor. Yani ses kaydıyla da isterseniz not tutabiliyorsunuz. Bu en basit tarifiyle hani çok basit bir not tutma uygulaması. Bunun varyasyonları Android'de de var, Windows Phone'da da var. Ücretsiz olan, güzel olan iOS için bu versiyonu. Şöyle direkt yazabilirsiniz işte akşam bir şeyi unutma vesaire gibisinden. Bu arada yazım çok çirkin özür dilerim. Dilersek şöyle T harfinden bir şeyler de yazabiliyoruz. Dilersek böyle buraya görsel ekleyip hani unutmamamız ya da not almak istediğimiz şey yanına bir not yazıp daha kolay hatırlamamızı sağlayabiliriz. Burada işte ses kaydı ile alakalı şeyler var. Şu kısımda ses kaydı yapabiliyoruz. Dilersek silgi seçeneğinden silebiliyoruz yazdığımız notu. Ya bu çok basit bir uygulama arkadaşlar. İndirip boş bir sayfaya notunuzu tutup sonra kapatıyorsunuz. Daha sonra bakmak için kaydediyorsunuz. Biz diğer uygulamamıza geçelim. Son uygulamamızın adı Bamboo Paper. Bu Windows Phone'da yok arkadaşlar. Android ve Apple platformunda mevcut. En başta bahsettiğim bu hani pahalı kalemi çıkartan firmanın yaptığı bir uygulama. Wacom firmasının. Bu zaten hani bilgisayarlar içinde güzel grafik tabletler hatta en iyi grafik tabletleri çıkartan firma. Açıyoruz. Bu da not defteri tadında en başta bir açıklama geliyor. Şöyle şurayı göstereyim. Burada sağ el kullanıyorsunuz işte bunu sollaksanız da bu tarafı seçiyorsunuz. Şöyle devam edelim. Bir not defteri gibi bir şey yapmışlar. Buradan istersek şu cover dediği dış kapağını değiştirebiliyoruz renklerini. Alttan da sayfa tiplerini değiştirebiliyoruz. Not defterimiz hazır. Şöyle üstüne dokunalım. Gördüğünüz gibi bunda da burada çeşitli tool'lar var. Aslında hepsinin mantığı aynı. Bunun tek kötü yanı bence bunun renk seçeneği çok az. Hani şöyle bir şeyler çizdik diyelim. Sallamasyon şu an çiziyorum. Renk değiştirmek istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi renk seçeneği çok az. Hani mesela ben şunu biraz daha açığını kullanmak istiyorum vesaire derseniz bulamıyorsunuz. Hani ekstra renk ekleme gibi bir yeri yok. Ama aralarında hani arayüz olarak kullanılabilirlik açısından en basit bu ama en kapsamlısı bu değil. Şurada silgisi var işte yine silmeye yarayan. Onun dışında bu da not tutmak açısından güzel bir uygulama olabilir. Çünkü bunda da böyle sayfa sayfa hızlı hızlı geçebiliyorsunuz. Hani mesela üçüncü sayfaya şu an bir şey yaptınız ama daha önce ikinci sayfaya geçmek istiyorsunuz. Şu alttan direkt bir önceki sayfaya defter mantığında geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar not tutma işte çizim yapma uygulamalarımız bu hafta bu kadar. Bunların hepsi ücretsiz. Dediğim gibi bazıları belli platformlarda var bazıları yok. Siz de indirip deneyebilirsiniz arkadaşlar bu uygulamaları. Şu kalemler çok ucuz artık alabilirsiniz hani bunlardan. 5 liraya bile var internette. Çeşitli böyle ikinci estelerde vesaire gitti gidiyor da falan. Oradan bakın alın arkadaşlar bir tane. Böyle siz de canınız sıkılınca bir şeyler karalayabilirsiniz. Ya da not tutmak için işinize yarar. Bu videomuzda sizlere 5 tane güzel uygulama tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Yine bu tarz uygulamalar tanıtmaya devam edeceğim. Ücretsiz ve güzel olan. Siz kendi tavsiyelerinizi bize yazabilirsiniz. Facebook'tan WebTekno adresinden. Youtube'dan WebTekno TV adresinden. Ve Twitter'dan WebTekno adresinden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.